Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından yürütülen Cazibe Merkezleri'nin destekleme programı kapsamında İpek Yolu Kalkınma Ajansımız tarafından desteklenen ve Gaziantep Üniversitemizin yararlanıcı kuruluşu olduğu Radyofarmasötik İlaç Üretim Merkezi projemizin imza töreni için bir aradayız. Projemiz kapsamında Gaziantep Üniversitesi bünyesinde radyofarmasötik ilaçların üretildiği bir tesis kurulacak olup aynı zamanda farklı izotoplarda yeni kanser ilaçlarının araştırılıp geliştirileceği bir Ar-Ge merkezi kurulacaktır. Ve bu merkezdeki üretilen ilaçlar da hem iç piyasaya hem de dış piyasaya arz edilecektir. Projemizin toplam bütçesi 31 milyon 400 bin TL olup süresi 18 aydır. Özellikle ilaç endüstrisinin stratejik öneminin çok farkında olduğumuz bu günlerde böyle bir yatırımın Gaziantep'te hayata geçecek olması çok önemli. İnşallah bu projeyle beraber, bir yatırımla beraber Gaziantep, ülkemizdeki ilaç endüstrisinin millileştiği ve yerleştiği en önemli merkezlerden biri haline gelecektir. Ben bu vesileyle bu projeyi himaye eden, çok büyük destek veren Sanayi Bakanımız Sayın Mustafa Varank'a, Gaziantep Valimize, milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyor. Bu projenin uygulamasında görev alacak bilim insanlarımıza, Sayın Rektörümüz şahsında başarılar ve kolaylıklar diliyorum. Sayın Valim, değerli mesai arkadaşlarım, saygıdeğer basın mensupları, çok önemli bir projeye imza atmak üzereyiz. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın yerli ve milli ilaç hamleleri ve özellikle Türkiye'de yeni ilaç kümelenmeleri doğrultusunda yapılan direktiflerle Sayın Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank Bey'in de himaye etmesiyle burada güzel bir proje başladı. Tabii ki yerelde, diğer taraftan Sayın Valimiz, kurumlarımız, milletvekillerimiz, başkanımız başta olmak üzere bu projeye sahiplendiler. Böylece Gaziantep'te güzel bir projenin ışığı yandı. Türkiye'de cazibe merkezleri anlamında en yüksek bütçeli desteklenmiş İpek Yolu Kalkınma Ajansı olarak bu bütçeydi. Ve Sayın Bakanımız da buna inandı. Ve yapmak istediğimiz şey Gaziantep gibi sanayisi köklü olan bir şehrimizde aynı zamanda ilaç endüstrisi anlamında da kümeleşme oluşturmak. Gaziantep Üniversitesi hasta bazı açısından baktığımızda Türkiye'de çok fazla ön plana çıktı. Özellikle radyofarmasötik ilaçların en çok kullanıldığı ana merkezlerin başında Gaziantep Üniversitesi geliyor. Zaten Sayın Bakanımızın bu projeyi özellikle buraya vermesinin ana sebeplerinden biri de hem burada kullanılacak hem de Orta Doğu, Doğu Avrupa, Balkanlar ve Orta Asya olmak üzere, Kuzey Afrika'da dahil olmak üzere bu bölgenin ana lojistik merkezi olarak buradan temin edilecek. Tabii ki bu proje daha başlama aşamasındayken bile uluslararası yatırımcıların gözdesi oldu. Bir taraftan Japon firmalar, bir taraftan Amerika firmaları bizimle ortaklık kurarak burada ortak bir fabrika ve işletim sistemi kurmak istiyorlar. Biz de bu proje hayata geçer geçmez yeni modellemeleri yapacağız. Bir taraftan bu bölgede özellikle radyofarmasötik olarak işaretlenmiş ürünlerle tanı, diğer taraftan da aynı zamanda takip ve tedavi molekülleri olacak. Türkiye'de var olmayan yeni moleküller buraya özellikle Japonya ve Amerika'dan getirilerek burada imal edilecek ve bunlar dünyanın farklı bölgelerine dağıtılacak. Bunu düşündüğünüzde ileride Gaziantep Üniversitesi merkezli, Gaziantep şehri ve Türkiye çok önemli bir ilaç, üretim ve lojistik merkezi olacak. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Bakanımız ve Sayın Valimize desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Umarız en kısa sürede ürettiğimiz ürünlerle paylaşarak sizinle bir toplantı yaparız. Hepinize teşekkür ediyorum. Sayın Bakanım. Hocam sizin ekleyeceğiniz bir şey var mı projenin sahibi olarak? Teşekkür ediyorum. Ben de hocamın sözlerine katkı olmak adına yapacağımız moleküller Türkiye'de bugüne kadar kullanılmayan ilk defa denenecek olan ve dünyada başarısı Amerika'da Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bilimsel çalışmalarla ispatlanmış olan birkaç tane molekül ve halihazırda dünyada da trend olmak üzere o seviyede yayınlar çıkıyor. İnşallah bu hepimiz bu molekülleri kullandığımız günlerde sizlere hasta görüntülerini paylaştığımızda ve tedavi görüntüleri paylaştığımızda daha hepimiz de daha da uğurlanacak. Herkese destek veren tüm kurum ve kuruluşlara, başta bakanımız olmak üzere teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
sağlığın ne kadar önemli olduğunu son günlerde hepimiz anladık. Bu anlamda Sayın Rektörümüzün liderliğinde hocamın bu sunduğu proje çok önemli. Bu proje gerçekten Gaziantep Üniversitesi yönetim olarak, hocaları olarak inandıkları bir proje. Yaklaşık bir yıllık süreçte gerek sunum yaparken, gerek bunu yetkili yerlere anlatırken bu projeye inanıldı. Bizler de inandık. Sayın Cumhurbaşkanımızın bir hedefi vardı. Yerli ve milli sanayi oluşturmak. Bunun en önemli ayaklarından bir tanesi de ilaç sanayi, medikal sanayi. Gaziantep'in bu anlamda medikal sanayide bir kümeleşme ile ilgili hedefi vardı, projesi vardı. Üniversitemizin öncülüğünde bunun ilk adımı olmuş oldu. Buna destek veren Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Mustafa Varank Bakanımıza, Adalet Bakanımıza, milletvekillerimize, Fatma Şahin Başkanımıza, rektörümüz ve tüm ekibine, İpek Yolu Kalkınma Ajansı'nın genel sekreteri ve tüm ekibine ve ismini sayamayacağım ama katkısı olan herkese teşekkür ediyoruz. Yaklaşık 32 milyon liralık bir proje, biraz önce de söylediler. Türkiye'de kalkınma ajanslarının bir seferde verdiği en yüksek miktara denk geliyor. Bu da şu anlama geliyor. İyi proje finansmanını bulur. İyi proje yaptığımızda mutlaka bir karşılığını bulur. Ben hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Allah mahcup etmesin. Allah iyi günlerde kullandırsın diyoruz. Buyurun. Şeyi böyle tutarsanız. Şöyle tutalım. Mesafeden. Hayırlı. Hocam siz de şöyle alalım. Yakın. Mesafeyi koruyarak. Mesafeyi koruyarak kadraja girerek. Evet, teşekkür ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun.